başkanım, çok değerli belediye başkanım, Karyan'ın, şehitlerin, Adnan Menderes'in, Peker'in ve Yarasanlar Mahallesi'nin muhtarları, çok değerli hemşehrilerim, hayırlı sabahlar diliyorum hepinize, kadın kolları, gençlik kolları başkanlarımız. Bir sabah kahvaltısında beraberiz. İnşallah biraz sonra da durmak yok, yola devam diyerek Manisa kazan biz kepçe olacağız hep beraber. Her birimiz dağılacağız. AK Parti'nin yaptıklarını anlatacağız. Bugün bir müjdeyle başlıyorum. Bizler, burası üzüm memleketi, kirazım, çileğim, tarımın memleketi. Tarım denince de akla öncelikle üzüm geliyor. Kirazdan da, çilekten de, elmadan da, mısırdan da, pamuktan da önce üzüm geliyor. Biz dünya üzümünün %50'sini biz üretiyoruz Manisa olarak. Türkiye üzümünün de %85'ini Manisa. Kuru üzüm, çekirdeksiz. Bunları biz üretiyoruz. Yaş üzümü Rusya'ya, kuru üzümü ise Avrupa'ya ihraç ediyoruz. Avrupa'da ticaret hacmi genişlerse bizim üzümümüz daha çok satılıyor. Zaman zaman üzümde de sıkıntılar meydana geliyor. Bir yıl az oluyor, bir yıl çok oluyor. Bazen don, bazen dolu felaket oluyor. Çiftçinin kaderi havaya bağlı. Bir noktada kadere bağlı. Ama çiftçinin sadece havaya bağlı olmaması için kaderinin biz aşağı kısımlarında kurlar olarak da vatandaş olarak, siyasiler, hükümet olarak da üzerimize düşeni yapıyoruz. Yani teşviklerin verilmesi, ürün desteklerinin verilmesi, hibelerin verilmesi, bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Gerek kırsal kalkınma üzerinden, gerek Tarım Bakanlığı üzerinden, gerek Ekonomi Bakanlığı üzerinden çok ciddi desteklerimiz var. Çünkü dünya tarıma doğru gidiyor. Evet, dünya sanayileşiyor, teknolojiye hakim olmak istiyor. Ama gelecekte savaşlar petrol savaşları değil. Gelecekteki savaşlar su savaşları, tarım savaşları. Bu ülke kimyasal silahların kullanılmadığı bir ülke. İkinci Cihan Harbi'ni yaşamadık. İran-Irak Harbi bize tesir etmedi. Irak'ta varil bombalar atıldı. Kimyasal silahlar Suriye'de atılıyor. Bizim topraklarımızda hiç kimyasal silah olmadığı için bu topraklar dünyanın en mümbit, en bereketli ve en temiz toprakları. Burada natürel tarım, doğal tarım yapacağız. Ve burada Arnavut Ovası'nda, Iğdır Ovası'nda, Muş Ovası'nda, Çukurova'da, Konya Ovası'nda, Sakarya'da ve Manisa'da dünyanın 7. büyük ovasında da tarım yapacağız. Bu tarımı modern tarım haline getirip yani 100 milyonluk Türkiye'ye değil 300 milyon, 400 milyonluk dünyaya ihraç edeceğiz kardeşlerim. Yani Araplara, Türk dünyasına, Avrupa'ya biz buradan tarım ürünleri ihraç edeceğiz. Buğdayımızı, mısırımızı, pamuğumuzu, üzümümüzü yapacağız. Biz 5 milletlik arkadaş olarak zaman zaman bu üzümün sıkıntılarını bildiğimiz için geçen dönem Hüseyin Tanrı verdi. Muzaffer Yurttaş, Uğur Aydemir, Recai Berver ve bendeniz bu konuyu sık sık dile getirdik. Meclis kürsülerinde, kulislerde, bakanlıkların önünde, buralarda üzümlü ekmekler yapılmasında Muzaffer Yurttaş'ın da katkısı oldu. Ve biz bu konuda Türkiye üzümü az yiyor artık. Evlerimizde hanımlarımız hoşaf yapmıyorlar. Hanımlar, beyler, hanımlarınıza söyleyin. Hanımefendiler, hoşaf yapın. Atalar hoş ap diyordu, hoş su diyordu bunu. Çocuklarımız bağırsakları çalıştırıyor, enerji veriyor, beyni çalıştırıyor ve hazmı kolaylaştırıyor. Ama üzümün diyarındaki insanlar üzüm yemiyorlar. Eskiden anneler ve babalar ceplerimize kırık leblebiyle üzüm koyuyorlardı. Ve biz bunu okula giderken yiyorduk. Değerli kardeşlerim, biz istedik ki okullara üzüm dağıtalım. Önce sütle başladık biliyorsunuz. Çocuklarımız süt içmiyorlar. Sabah kahvaltılarında bugün de burada çay içtik. Keşke süt içsek. Benim evimde 27 yıldır süt içiliyor sabah kahvaltılarında. Çocuklarımızla beraber süt içiyoruz. Çayı akşamları içiyoruz. Niye süt içmeyelim? Tarım memleketi olsun diyoruz. Burada sütçülüğü artıralım diyoruz. Evlerimize süt kaynamıyor. Süt içmiyoruz. Süt içelim. Ve bunun üzerine Türkiye'deki okul öncesi okullarda, yani anaokullarında, okul öncesi eğitimde ve birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıflarda süt veriyoruz çocuklarımıza. Bu da yetmez dedik, üzüm verelim. Ve diğer yandan Malatya milletvekilleri, bir diğer yandan Ordu milletvekilleri, birileri fındıktan, birileri kayısından bahsetti. Bunları verelim diyerek. Ama bu 5 milletvekili çok bastırdı. Sayın Bülent Arınca'ya da çok teşekkür ediyorum.
Onun da çok gayreti oldu. Sayın Başbakanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, şimdiki Cumhurbaşkanımız, o zaman başbakandı. Kendisine raporlar halinde sunduk. Ardından Sayın Ahmet Davutoğlu'na sunduk. Yaklaşık 20 ila 30 bin ton civarında üzüm dağıtılmaya başlanacak. Dün itibariyle başlandı Ankara'da. Pursaklar da başlandı. Manisa'daki çiftçiler, gözünüz aydın. İçeride 20 bin ton üzüm tüketiyorduk. Bir 30 bin daha üzüm tüketeceğiz. 50 bin ton olacak. Arz ve talep dengesini sağlamış olacağız. Avrupa'ya az üzüm ama kaliteli üzüm göndereceğiz. 2 lira yerine 3 lira, 3 lira yerine 4 lira. Bugün üzüm 5 liraya çıkmış vaziyette. Üzüm belki de 5,5-6 lira olacak. Çiftçilerimiz daha çok para kazanmış olacaklar. Manisa'ya hayırlı uğurlu olsun. Evet, üzümcünün bir don felaketi vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız burada söyledi. Belki de o tam olarak anlaşılmadı. Birileri bu konuyu spiker etmeye çalışıyorlar. Evet, afetten, afet fonundan buradaki don felaketine uğrayan Saruhanlı'da, Gölmarmara'da, Turgutlu'da, Manisa merkezde, Alaşehir'de, kısmen Alaşehir'de bağlarını don vurup tarsim yaptırmayanlar ve tarsim yaptırmaya davet ediyorum çiftçileri. Aksaklıkları var tarsimin. Onu da gidereceğiz inşallah, meclis açılır açılmaz. Öyle bir kişinin dudağının arasında olmayacak orada. Tarsim'de karar verici bir eksper vermeyecek. Oraya ziraat odasından veya tarımdan ziraat mühendisleriyle beraber gitsinler diyerek çalışmalar yapacağız. Tarsim'de de düzenlemeler yapmaya devam edeceğiz. Ve afet fonundan buraya kaç para gelirse bunlar da zararlarına göre çiftçilerimize dağıtılmış olacak kardeşlerim. Bunun da çalışmasını yapıyoruz. Onlar konuşuyorlar. CHP, MHP, HDP, AK Parti yapmaya devam ediyor. Hayırlı uğurlu olsun inşallah kardeşlerim. Her iki konuda. Üçüncü konu, biraz önce Şehzadeler Belediye Başkanımız bahsetti. Hemen işi vardı gitti. Açması lazımdı konuyu. Şehzadeler Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum. Çok uyanık, çok akıllı, öngörülü bir adam. Daha biz Sipir Dağı'nda yeni bu milli park bitmek üzere, ben buradan gazetecileri aldım, teşkilatımızın mensuplarını aldım, doğru oraya çıktım. Geçen sene değil mi Ahmet Başkanım? Bir seneden daha önce, 15-16 ay önce. Daha yeni belediye seçimleri olmuştu. Orada bütün gazetecilere Sipir Dağı'nı gösterdik. O at alanındaki ilk atlarının, o yabani hayvanların olduğu yerdeki 30 trilyon lira masraf ederek yaptığımız milli parkı gösterdik. 50-60 bin kişi orada piknik yapacak. Bungalov tipi evleri gösterdik. Ve buna devam edecek dedik. Sonra yapmışlar devletle bir teleferik, bir de iki otel, spor kompleksleri, tenis sahaları, basketbol, voleybol, futbol. Burada bisiklet parkurları ve çocukların da kayak oynayabileceği kuzeye bakan bir yamaç var 1 kilometre. Karlar çok eriyor, erimiyor, geç eriyor. Orada çocuklarımız da kayak öğrensin, yüzmeyi öğrensinler, peygamberin sünneti, koşmayı öğrensinler, spor yapsınlar diyerek oraya gittik. Şimdi bir yıldır uğraşıyorduk, 14-15 aydır. Acaba bir teleferik ihalesi yap, birkaç defa ihaleye çıktık. Müşteri olmadı. Aşağı o altyapının yapılmasını bekliyorlardı. Yaptık, bitirdik. Şimdi oraya bir cami yapıyoruz. Ve aynı zamanda bir orada muhteşem bir sosyal donatı merkezi 6-7 trilyon daha tutacak. Şehzadeler Belediyesi orayı kiraladı. Ve 1 trilyona yakında masraf etti. İnşallah orayı 25 yıllığına kiraladılar. Bundan böyle orada teleferikle gelen insanlar orada Şehzadeler Belediyesi ağırlayacak. Teleferik, iki otel ve bu spor kompleksleri 150 trilyon liraya mal oluyor kardeşlerim. 3 yılda yapacaklar. 29 yıl çalıştıracaklar. 3 yıl içerisinde gelirlerinin %2'sini, teleferiğin gelirinin %10'unu da Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na teslim edecekler her yıl. Bir yandan adamlar yapmıştı, devletle para vermeyeceğiz, onların cebinden çıkacak. Bir yandan devlet para kazanacak. Ama bir eksiği daha var. O yolun yapılması lazım. Kırmızı Köprü ve Milli Park yolu 20 kilometre. Bunu Büyükşehir Belediye Başkanı yapacak. Her zaman söylüyorum. Diyorlar ki bazen bazı cahil, bazı kendini bilmezler var. Onlar konuşuyorlar işte. Diyorlar ki efendim bu yolu Ulaştırma Bakanlığı yapması lazım. Kanunu bile bilmiyor adam, milletvekili aday olmuş. Önce kanunu öğren kardeşim sen. Önce bu büyükşehir yasasını öğren. Önce bir şehirler nasıl yönetiyor, ondan sonra gel milletvekili aday ol. Ondan sonra gel milletin vekili ol. Millet biliyor, vekili bilmiyor. Aslı biliyor fakat kendisi talih olan insanı bilmiyor. O yolu Büyükşehir Belediyesi'nin yapması lazım. Ben söyleyeceğim, bıkmayacağım söylemekten ama bir gün Cengiz Ergün'e yaptıracağım orayı inşallah. Utanma belasını yapacak orada. Manisa'dan gelecekler yeter ve yapmıyor diyecekler. O da yapmak zorunda kalacak. 20 trilyon, 25 trilyon. 4 tane şerit olsun. Manisalılar bir yandan teleferikle gitsin, bir diğer yandan arabalarla gitsinler oraya. Otoparklar var. Bir gidin görün. Şehzadeler Belediye Başkanı burada yok ama burada başkan yardımcıları burada.
yöneticileri burada, ilçe başkanım. Arabalar tutsun, şu muhtarları bir götürün önce başkan. Oraya bir muhtarlarımızı bir götürün. Ondan sonra hanımefendiler geçenlerde piknik yaptırdınız. Bir de bana piknik yaptırın orada. Bir de ben gideyim orada şöyle köfte ekmek. Dün de gittik orada, aç kaldık. Benim işim vardı, Selendiye'ye gideceğim. Baktım bunlar yemeğe davet ediyorlar. Dedim ki ben nöbete gidiyorum şimdi. Yemek yeme zamanı değil. Selendiye'ye gidip programlara yetişmem lazım. Gece 2:30-3'te geldik Şirin Bey'le beraber. Değerli kardeşlerim, diğer bir müjde. İki tane daha yol ihalemiz bitti. Bir tanesi Demirci Selendi yolu. Çok önemliydi demirciler için. Bir tanesi de Akhisar Gördes yoluydu. İkisinin ihalesi yapıldı ve 2 gün önce başladı şantiye. 2 yılda bitireceğiz. Birisi 50 trilyon, birisi 30 trilyonluk 2 tane yatırım. Bizim hizmetlerimiz yapmaya devam edecek. Şu an Merkez Efendi'nin hastanesi başladı. Çalışıyor, müteahhit çalışıyor. Hızlı bir şekilde. Orası da 400 yataklı, 300 trilyonluk bir hastane. Manisa'ya hayırlı uğurlu olsun Allah nasip ederse. Diğer Turgut Özal'daki hastane devam ediyor, harfiyat işlemleri. Orada vatandaş çalışmaya devam ediyor. 30 ay sonra orada hastanemiz olacak. Çok başarılı bir belediye başkanımız var. Adnan Menderes Mahallesi'nin muhtarı da burada. Geçen gün orada bir temel attık. Adnan Menderes Mahallesi'nde 450 bin TL'lik, 450 milyar liralık bir spor kompleksi ve aynı zamanda kafeteryası 5,5 ayda bitirecek Ömer Faruk Çelik inşallah. Ve bir yandan kiraz bahçesi burada biliyorsunuz. Her gün Şanlıcaklı Bozköy'den, Sancaklı İdecik'ten, Sancaklı Çeşmebaşı'ndan, aşağı Çobanistan'dan, yukarı Çobanistan'dan kirazlar gidiyorlar Avrupa'ya. 10 tır dolusu kiraz, 15 liraya satıyorlar. 15 yıl önce bu kirazlar Türkiye'de tüketiliyordu. Para kazanmıyorduk, az para kazanıyorduk. Şimdi yurt dışına gidiyor, Almanya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye, kraliyet ailesine gidiyor. 20 liradan gidiyor. Buradan gönderiyoruz biz. İnsanlarımız para kazanıyor. 4 sene bile önce milletvekili olduğumuzda Recai Berber'den, benden, Uğur'dan, Muzaffer'den, Hüseyin Bey'den bunlar bir kiraz alım satım merkezi istediler. Ve yaptık. 6-7 ay içerisinde bitirecek. O bölgeye de hayırlı uğurlu olsun kardeşlerim inşallah. Daha çok kiraz yapacaklar, daha çok yapacağız. Yeni milletvekili olduğum zaman söylemiştim. Burası endemik bitkiler diyarı hemşerilerim. Şehitler Mahallesi'nin sakinleri. Endemik bitki nedir? Bir tek o şehirde, o bölgede yetişen, dünyanın hiçbir yerine yetişmeyen bitki demek. Manisa'da 40 tane var bunlar. Tam 40 tane dünyanın hiçbir yerine, İsviçre'de bir tane var. İsviçre'de bir tane bitki dünyanın hiçbir yerine, sadece İsviçre'de yetişiyor. Şimdi oraya bir endemik bitkiler müzesi yapalım dedim. Hafsa Sultan hastalandığında Merkez Efendi bu dağlardan 21 tane bitkiyi topladı. 20 tanesinde İpek yolu üzerinden Hindistan'dan, Cava adalarından ta Çin'den getirdi. 41 çeşit baharatı kardı. Bunun 21'i buradaydı kardeşler. Şimdi buraya bir endemik bitkiler müzesi yapıyoruz oraya, Milli Park'a. Gidenler görecekler. Dünyanın bir tek Türkiye'de yetişen, dünyanın hiçbir yerde yetişmeyen çiçekleri göreceksiniz, bitkileri göreceksiniz. Ve bu dünyanın bütün bu bitkilerle ilgilenen profesörleri, doçentleri, bilim adamları, farmakologları hepsi buraya gelecekler. Eczacıları bu bitkileri görmeye gelecekler değerli kardeşlerim. Bir diğer yandan bir müze yapıyoruz burada. İsmail Akçura yapıyor, ona da teşekkür ediyorum. Hizmetlerimiz devam edecek. Manisa'da insan için ne gerekiyorsa onları yapmaya devam edeceğiz. Sağlıksa sağlık, eğitimse eğitim. Eğitimde de hizmetlerimiz devam ediyor. Akhisar'da bir fakülte, Salihli'de bir fakülte, Soma'da fakültenin çalışması var. Zaten demirci devam ediyor. Turgutlu'yu bitirdik. 22 trilyon liraya çocuklarımız burada okuyacaklar. Başka şehire giderse çocuklarınız 1500-2000 liraya okurlar. Ama burada kalır, evine gider gelirse 500 liraya okur. Turgutlu'da, Akhisar'da, Manisa Merkez'de, bizim Muradiye kampüsümüzde bunları yapmış oluruz. Yapmaya devam edeceğiz. Isparta'nın 100 bin öğrencisi var. Nüfus 300 bin. 300 bine 100 bin öğrenci. Bizim aynı yılda yapılmıştır, 92 yılında. Bizim İdris Hocam 44 bin öğrencimiz var değil mi? Bizim nüfusumuz ne kadar? 1,5 milyon. Yakışıyor mu Manisa'ya? Demek ki kötü yönetmiş bu rektörler bu üniversiteyi. Şimdi güzel Manisalı bir çocuk geldi. Manisalı bir adam geldi oraya. Şimdi 44 bin öğrenciyi 100 bin yapacağız inşallah. 4-5 sene içinde Akhisar'ıyla beraber, Somasıyla, Salihlisiyle bitiriyoruz Salihli'yi. Bu yıl bitireceğiz Allah nasip ederse. Organize sanayiler, Akhisar'da 2 tane. Bir tane bitti, bir tane daha bitiriyoruz. İktisas organize sanayi. Zeytin ve zeytinyağı için merkez, Türkiye'den çok zeytinyağının, zeytinin üretildiği memleket. Bursa ve Balıkesir'den sonra 2. şehir burası kardeşlerim. Çin'e zeytin satacağız, Çin'e zeytinyağı satacağız. Çok para kazanacağız ama organize sanayi lazım. Salihli bitti, bir tane bitti, bir tanesini daha bitecek. 50 trilyona ihtiyaç var. Seçimde milletvekili olduktan sonra inşallah ölmez de sağ kalırsam milletvekiliyim.
Onun da parasını aktaracağım. 25 trilyon da Soma'ya aktardık. Organize sanayi Allah nasip ederse Ekim ayında bitiyor. 2000 kişi çalışacak. Bir yandan rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, termik santraller. Manisa kendi elektriğini kendisi üretecek. Ama Ege bölgesinin tüm elektriğini biz satacağız inşallah. Manisa'da tarım olacak, elektrik olacak, sanayi olacak. Manisa'da turizm olacak, yayla olacak, inanç turizmi olacak. Bunların hepsini yapacağız kardeşlerim. Yapmaya devam ediyoruz. Bir sabah kahvaltısına beraber olduk. Artık ses tellerimiz de yoruldu. Günde 10 konuşma yapıyorum. 9, 8, 10 konuşma. Ve köy köy geziyorum kardeşlerim. Gezmeye devam edeceğim. Ben 3. sıradayım. Garantiyim. 4 de garanti. Biz 5 için çalışıyoruz. Nece alalım diyerek çalışıyoruz kardeşlerim. Onun için çalışıyoruz. İş ahlakımız, iş ahlakımız insanın alnının terinden daha tatlı bir şey yememiştir. Hadis-i şerifidir kardeşlerim. Alnımızdan daha, terinden daha tatlı bir şey yemeyeceğiz biz. Hep çalışacağız. Çalışacağız, çalışacağız. Manisa'ya borcumuzu ödeyeceğiz. Türkiye'ye borcumuzu ödeyeceğiz kardeşlerim. Değerli arkadaşlarım, diğerlerin hiçbir şansları yok. 14-15 MHP. Dünkü anketi gördük, son anket. 14-15. O 13'e de düşebilir. 15 de olabilir. CHP'nin oyları 24-27. 24 de olabilir, 27 de olabilir. AK Parti'nin oyları 44-48 kardeşlerim. 46'da devam. Ne olur Manisalılar, AK Parti'ye gönül verenler, çok çalışalım. Az kaldı. Kaç gün kaldı? 8-9 gün kaldı inşallah. Hayırlı günler tez çek, tez geçer. Biraz evden fedakarlık. Hanımlar, kocalarınız idare etsin. Erkekler, hanımlarınız idare etsin. El ele tutuşun. Beraber yapalım bu işleri inşallah. Çocuklarımızla beraber 10 gün sonra hep beraber şu sipildağına çıkalım. Ahmet Başkanım yapacak onu, benim başarılı ilçe başkanım. Öyle dedi gençlik kollarıyla, Volkan'la beraber. Oraya beraber çıkacağız 7 Haziran akşamı. İki tane bayrak dikeceğiz. Ak bayrakla al bayrağı dikeceğiz. Teşekkür ediyorum.